Değerli izleyicilerimiz, korkunç bir olay var. Şimdi bizleri Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi yurt dışı ülkelerinden izleyen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu bölümü çok dikkatli dinlemelerini rica ediyorum. Biliyorsunuz bazen internetten ve Avrupa kanallarından, televizyon kanallarından bazı doktorlar çıkıyorlar. Estetikli vesaireydi. Bunlarla ilgili saç ekimiyle Bunlarla ilgili yayınlar yapıyorlar. Bunlara çok dikkat edin. Hepsi için söylemiyorum. İşini dürüst ve doğru yapanlara asla bir sözüm yok. Ama işini doğru dürüst yapmayan, insanları mağdur eden çok sayıda insan var. Bunlara aman aman dikkat edin. Şimdi bir olay anlatacağım. Korkunç bir olay. Adam saç ektirmek için İstanbul'da, İstanbul Etiler'de bir kliniğe gidiyor. Klinikten çıktıktan bir saat sonra ölüyor. Bak yurt dışından Türkiye'ye bazı ameliyatlar, estetik ameliyatları olmak için gidenler var. Çok iyi araştırın. Bak olayı anlatacağım biraz sonra. İnanılmaz bir olay. İnanılmaz bir olay ve adamın hiçbir rahatsızlığı yok. Anlatılan bu bakın. Haberi aynen okuyorum size. Hiç noktasına virgülüne dokunmuyorum. Bizi yurt dışından Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımız lütfen çok iyi dinlesinler. Bakın. Etiler'de, İstanbul Etiler'de bir saç ekim merkezinde 5 Kasım günü saç ekim işlemi yaptıran Umut Tuğcu iddialara göre saç ekim işleminin ardından eve döndüğünde kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Evde bayılan Tuğcu ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Saç ekim işlemi sonrası Tuğcu'nun hayatını kaybetmesinin ardından şüpheli ölüm üzerine olay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tuğcu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nun rapor hazırlanması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde ise saç ekim merkezi saç ekim merkezine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler giderek inceleme yaptı. Tuğcu'nun ölümündeki iddialar üzerine saç ekim merkezinden yazılı bir açıklama yapıldı. Bak bu saç ekim merkezi açıklama yapıyor. Diyor ki: Öncelikle yaşanan olayda hayatını kaybeden hastamız Umut Tuğcu'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Kurumumuz hekimler ve tüm sağlık çalışanlarımız bu yaşananlardan dolayı büyük bir izin üzüntü içerisindedir. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Aşağıdaki açıklamanın yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunda olmuştur. Hastamız kliniğimize saç ekimi için başvuruda bulunmuştur. Akabinde hekimimiz tarafından ilk muayenesi yapılmış, hastanın öyküsü alınarak işleminin yapılmasına uygunluk verilmiştir. İşlem sonrası hastanın sağlık durumunun stabil olduğu gözlemlenmiş yani sabit olduğu gözlenmiş, işlemden sonra ve hasta taburcu edilmiş, tedavisi düzenlenmiştir. Tüm tedavimize yönelik kayıtlar ilgili makamlara otopsi süreci için otopsi süreci devam etmiştir ve verilmiştir. Tüm tedavimize yönelik kayıtları da ilgili makama teslim ettik. İlk yapılan araştırmada hastamızın kaybına neden olan hatalı bir uygulama, yanlış ilaç verilmesi gibi bir durumla karşılaşılmamış. Olmasına rağmen ileri sürülen beyanlar bizleri üzmektedir. Adli soruşturma sonrası belli olabilecek hükümlerin hiçbir gerekçe olmadan ileri sürülmesi masumiyet karinesini ortadan kaldırmakla bilgi kirliliğine sebebiyet vermektedir. Süreç içerisinde kamuoyunun şeffaflıkla bilgilendirileceğini saygıyla duyururuz diyor. Değerli izleyicilerimiz, saç ekimi bakın okudum. Ben tarafsız bir gözle iddiaları söylüyorum. Şimdi hep anlatıyorum Emekli TV'de biliyorsunuz bazı sosyal güvenlik uzmanları piyasaya çıkıyorlar özellikle e bu Avrupa'da yayın yapan televizyon kanallarına bizim kanallara falan çıkıyorlar Türkiye'de. Bizim kanal dediğim Türkiye'den yayın yapanlardan bahsediyorum. İşte size emekli edeceğiz, mal varlığınızı gizleyeceğiz. işte finansal bilgi değişiminde ceza almamak için bizim şunu yapacağız, bunu yapacağız diye bazı yalanlar atıyorlar. Bu bu e, olayda olay her ne kadar şu anda olayla ilgili hukuki süreç devam etse de bu olayı bir kenara koyduğumuzda benzer durumda olan çok sayıda mağdur vatandaşımız var. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gidip estetik ameliyatı yapıp saç ektirip hayatını kaybeden insanlar var değerli izleyicilerimiz. Özellikle hanım izleyicilerimize sesleniyorum. Erkeklere de sesleniyorum ama hanım izleyicilerimizin bir kısmı orasını burasını yaptırmak için Türkiye'ye gidiyorlar. Çok çok dikkat edin. iyi araştırın. Hastalarına ulaşmadan nasıl sonuç aldıklarını gözlemlemeden sakın hiçbir bir şekilde hiçbir doktorun bıçağının altına yatmayın. Güzelleşeceğim diye estetik ameliyatı olacağım diye hayatınızdan ya da kalıcı hasar bırakabilir. Çok 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 iyi araştırın. Saç ekim basit görünüyor, bu iş öyle toprağa bir fidan ekiyormuş gibi bir şey değil. İnsanın canıyla, sağlığıyla ilgili bir şey. Çok dikkat edin, çok dikkat edin, çok dikkat edin. Bu çok hassas bir konu. O nedenle her televizyonda gördüğünüze inanmayın. Şu finansal bilgi paylaşımı var biliyorsunuz. Türkiye'de banka hesaplarında parası olanların bilgileri önümüzdeki yıldan itibaren yaşadığınız ülkenin Maliye Bakanlığı'na verilecek. Şimdi bununla ilgili detayları ben emekli TV'deki videolarda bulabilirsiniz. Uzun uzun her soruya cevap verdim. Yine anlatırız, yine anlatacağız. Sorunuz varsa yine cevaplayacağız ama bununla ilgili bakın hiç kimse sizin Türkiye'deki ne malınızı saklayabilir, ne paranızı gizleyebilir. Böyle bir şey yok. Bazıları diyorlar ki biz e-devlet üzerinden falan saklıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Bununla ilgili hiçbir kendini sosyal güvenlik uzmanı olarak ilan eden, çünkü bunların çoğunun eğitimi falan yok. Sosyal güvenliğin okulu yok zaten Türkiye'de. Siz ben sosyal güvenlik uzmanıyım dediğinizde sosyal güvenlik uzmanı oluyorsunuz. Sakın bunlara Hiçbir vekalet vermeyin. Bu işlemlerle ilgili hiçbir avukata vekalet vermeyin. Hiç kimse sizin malınızı, paranızı gizleyemez. Karşı tarafa bildirilmesinin önüne geçemez. Sakın ola ki avukat da bu konuyla ilgili bilmem neydi falan bunlara hiçbir şekilde paranızı kaptırmayın. Açık olarak söylüyorum. İşini dürüst yapanlara sözüm yok ama bu konuyla ilgili hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Türkiye uluslararası bir anlaşmaya 107 ülkeyle ile imza atmış. Mal varlığınız, e, paranız, bankadaki paranız bildirilecek. Bununla ilgili çok sayıda soru alıyorum. Diyorlar ki benim Türkiye'de evim var, arabam var, oyun var, buyum var. Bakın, mal varlıkları içerisinde sadece bankadaki paranız bildirilecek. Bunun dışında eviniz, arabanız, tarlanız, onuz, buyuz bildirilmeyecek. Mesela kira geliriniz var. Bankaya ya da emeklisiniz, bir para yatıyor. Maaşınız ya da bankaya yatan gelirleriniz, hesap hareketleriniz, yani hesap hareketi demek bankaya yatırılan çekilen paralar bunlar bildirilmeyecek. Her yılın 31 aralığında yılın son gününde kaç para bakiyeniz varsa hesapta kaç para varsa bu bildirilecek. Ve o hesaptan bir faiz geliri elde ettiyseniz onlar verilecek. Diyelim ki 31 aralıktan önce paranızı çektiniz 0 liranız var. 0 lira vardır diye bildirilecek. Eğer o hesaptan vadeli ise faiz elde ettiyseniz denilecek ki 0 lira artı işte şu kadar faiz elde etmiştir. Bunun dışında başka bir bildirim olmayacak. Her yılın bilgileri bir sonraki yılın Eylül ayında bildirilecek. Yani şimdi 31 Aralık 2020'deki hesap hareketleriniz, hesap bakiyeniz 2021'in Eylül ayında bildirilecek. Anlaşma böyle. Bu pandemi nedeniyle bu yıl bildirilemedi. Aralık ayında, Aralık ayında bildirilecek. Bunlarla ilgili detaylı şeyleri ben anlattım. Çok sayıda video yaptım ki dünyanın neresinde olursanız olun değerli izleyicilerimiz mutlaka izleyin. Şimdi bizler bu konuları hep gündeme getiriyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Avustralya, Danimarka neresi olursa olsun, dünyanın neresi olursa olsun tüm sorularınızı mutlaka videoların altına yazın. Yazın yazın. Bunlar çok çok önemli değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de sakın paranızı birilerine yok ben sosyal güvenlik uzmanıyım yok ben bilmem neyim falan paranızı kaptırmayın. Bazıları televizyon kanallarına para vererek bazı televizyon kanallarına çıkıyorlar. Sakın çok dikkatli olun. Bak hepsine söylemiyorum. işini dürüst yapanlara asla bir şeyim yok. Ama çok dikkatli olun diyorum. Bakın çok çok önemli bir konuda uyarıyorum. Yok emekli edeceğim. 10 lira ama sen 5 lira versene emekli ederiz. Yok işte senin mallarını paranı Türkiye'de gizleriz. Onlar oraya bildirilmez falan. Bunların hepsi yalan, hepsi dolan. Sakın ola ki bu tarz insanlara inanmayın. Paranızı kaptırmayın diye söylüyorum. Bak bu kadar basit. Emekli TV'deki videoları izleseniz zaten bizim bakın birinci görevimiz sizleri bir şekilde uyandırmak. Bunu yapıyoruz bak başka bir şey yok. Para yok, pul yok, hiçbir şey istemiyoruz. Bu videoyu izliyorsun o kadar bak başka bir şey yok. Onun için Türkiye ile ilgili bir işlem yapacaksınız. Mutlak surette Emekli TV'yi takip edin. Bu kadar başka bir şey yok. Bedava, para para yok. Sadece videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsun. Ya da beğen kardeşim. Abone de olma istemiyoruz. Bak abone de olma. İstemiyoruz. İzlen. Buradaki videoyu izle. Kimseye paranı kaptırma. Bu kadar. Başka bir şey istemiyoruz sistem. Bak. Asla. Tüm sorulara da elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Bakın. Milyonlarca insan bir gün içerisinde bizim videolarımızı izliyor. Binlerce mesaj alıyoruz. Hepsine bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Eğer atladıklarımız varsa özür diliyoruz. Tüm arkadaşlarım adına özür dilerim. Ama yetişmeye çalışıyoruz. Herkese cevap vermeye çalışıyoruz. O nedenle sakın paranızı gidip bir yerlere falan kaptırmayın. Sakın. Yok ben sosyal güvenlik uzmanıyım. Yok ben senin malını saklarım, gizlerim. Falan. Sakın bak bu finansal bilgilerin paylaşımı yani Türkiye'deki bankada bundan paranızın yaşamış olduğunuz ülkeye paylaşımıyla ilgili bazı dolandırıcılar çıktı. Bak YouTube'da görüyorum. Her yerde görüyorum. Bak sakın paranızı kaptırmayın bu dolandırıcılara. Paranızı vermeyin. Çok var. Bunlar biliyorsunuz bu pandemiden önce, salgından önce, hastalıktan önce Almanya'ya geliyorlardı. Cami derneklerinde orada burada 3-5 kuruş verip sizlere konuşuyorlardı. Diyorlardı ki seni şu kadar emekli edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ortada bir şey yok. Hatırlıyor musunuz? Bu holdingçiler geliyordu. Değil mi? Almanya'ya geliyordu. Holdingçiler Fransa'ya geliyorlardı. Bilmem Türkiye'de şu fabrikayı kuracağız, bu fabrikayı kuracağız. Şu kadar para. Millet karısının kolundaki bileziği gitti sattı kardeşim. Bu hokkabazlara verdi. Nerede para? Hani nerede bu holdingçiler nerede? Allah, din, iman, kitap deyip milleti kandırmadılar mı? Böyle Müslümanlar bunlar işte. Paranızı vermeyin kardeşim bak. Kimseye paranızı kaptırmayın. 25-30 yıl boyunca gece gündüz çalışıyorsunuz. Alın teri döküyorsunuz. Ne zor şartlarda çalıştığınızı ben biliyorum. Almanın, Fransızın, onun, bunun yanında çalışıyorsunuz. Söylemek istemiyorum daha detaylı. Hepinizi biliyorum. Paranızı vermeyin kardeşim onun için. Bak Yok bilmem ne uzmanıymış, bilmem ne uzmanıymış. Sakın, sakın, sakın. Geçmişte holdingçiler ne yaptı? Ya bunlar milyonlarca mark aldı. Frank aldı o zaman hatırlıyorsunuz. Nerede kardeşim bunlar? Bu adamlar nerede? Hepsi elini kolunu sallayarak geziyorlar orada, burada keyif ediyorlar. Son model arabalar, son model lüks bilmem ne evler, evlerde yaşıyorlar. Kimin parası? Senin paran, senin. Onun için artık aç gözünü. Kimseye paranızı kaptırmayın. Yok bilmem ne uzmanıymış, şuymuş, buymuş. Palavra, yalan dolan kardeşim. Bak ben biliyorum. Yalan bunların hepsi. İşim benim bu gazetecilik. Bunlarla ilgili yüzlerce haber yaptım. Binlerce haber yaptım ben. Sakın paranızı kaptırmayın kardeşim. Ha çok param varsa git bir bana yardım et. Bunlara verme ama. Bak çok param varsa git bir garibana Allah rızası için yardım et. Ama gidip Sakın ola ki bunlara paranızı kaptırmayın. Ya bunlar düşünün bak. Yılda 100 tane adamı çarpsa, biner euro alsa 100 bin euro yapar. Sen yılda 100 bin euro kazanıyor musun? Bunlar parayı bir vuruyorlar. Sonra kayboluyorlar. Ve bakın nasıl dolandırıyorlar, nasıl dolandırıyorlar. Bunlar mesela siz konuşuyorsunuz. Bunlara işte diyelim ki emeklilik yok bilmem ne işlemi yaptıracaksınız. Bunlar sizden danışmanlık adı altında bir para istiyorlar. Sen bu parayı diyor ki şuraya gönder diyor. O şuraya gönder dediği yer kendisi değil başkası. Sözleşme yapan başka bir şirket. Bu adam hiç ortada yok bak. Hukuki olarak bir sorun yaşadığında mahkemeye verdiğinde mahkeme sana soruyor. Sen kimi tanıyorsun? Ali Veli bilmem kimi tanıyorum diyorsun. E sen parayı diyor Mehmet'e göndermişsin. Ali'ye Zurnay'a bilmem neye göndermişsin diyor. E onda uymuyor. E bu adam kim yok? Bir şey de ispat edemiyorsunuz. Bunlar hırsız olduğu için minareyi çalıp kılıfını hazırlıyorlar. Bunlar hukuk sistemini sizden bilmem neyden daha iyi biliyorlar. Hırsız olduğu için bunlar. Bütün açıkları biliyorlar. Kanundaki, kitaptaki bütün formaliteleri biliyorlar. Açıkları biliyorlar. Onun için bak kardeşim ben sana söylüyorum. Değerli büyüklerim. Bunu ben vicdanen söylüyorum. Paranızı bunlara kaptırmayın. Siz bilirsiniz. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Almanya olsun, Fransa olsun, Belçika, Hollanda, Danimarka, Amerika. Hiç fark etmez. Bak dünyanın neresinde oluyorsanız olun. Bu insanlara çok sayıda parasını kaptıranlar var. Kendisini çok uyanık sanıp gidip bunların kurbanı olanlar var. Siz, siz olun. Paranıza sahip çıkın. Hiç kimseye paranızı falan kaptırmayın. Asla. Bak söylüyorum.